Araf 176 kırık meal. Velau şi'na biz dileseydik la elbette yükseltirdik kimi hü onu ne sebebiyle biha onlar sebebiyle nehu lakin o ahled meyletti nereye ilal arzi o toprağa dünyaya daha ve taba'a iyice uydu. Neye? Hevahu kötü arzusuna. Fe artık onun durumu ne gibidir? Ke meselil kelbi köpeğin hali gibidir. İn tahmil hamle yapsan kim üzerine? Aleyhi onun üzerine. Yelheth, nefes nefese kalmış vaziyette dilini çıkarır. Autatruk yahut bırakırsan neyi hü onu yel hez, soluk soluğa dilini çıkarır zalike işte sana bu nedir meselul kavmi o toplumun ibretlik halidir ellezine o kimselerin ki kezzebu yalanladılar neyi bir ayatina bizim ayetlerimizi Fa sus ليس سرك لأن القصص لعلهم يتفكرون ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وَتَّبَعَ هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس ذلك مثال القوم الذين كذبوا بآياتنا فقص القصص لعلهم يتفكرون biz ezelde onun hidayeti tercih edeceğini bilseydik de bu yüzden onu kendisine verilen ayetlerden istifadeye muvaffak kılmayı dileseydik elbette onlara inanıp amel etmesi sebebiyle kendisini takva sahibi alimlerin derecelerine yükseltirdik. Lakin o, o adi dünya toprağına meyletti de kabilesinin hoşnutluğunu kazanma uğruna nefsinin kötü arzusunun peşine düştü. Artık onun durumu köpeğin en adi hali gibidir. Onu, onu kovalamak için üzerine hamle yapsan da nefes nefese kalmış vaziyette dilini çıkarır. Yahut onu kendi halinde bırakacak olursan yine soluk soluğa dilini çıkarır. İşte dünyaya düşkün olana vaaz etsen de tesir etmez. Hali üzere bıraksan da o huyundan vazgeçmez. Zira hırs köpeğin soluması gibi onun ayrılmaz bir vasfı olmuştur. İşte sana Resulullah Aleyhisselatu vesselamın vasıflarını Tevrat'ta okuduktan sonra bile bile ayetlerimizi yalanlamış olan o Yahudi, o Yahudi kavminin ibretlik hali budur. Öyleyse bu kıssayı sürekli anlat ta ki onlar iyice düşünsünler de bu kişinin durumuna düşmesinler.